Merhabalar, öğle arası sohbetine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz ünlü iş kadını ve doktor Esra Çelik. Esra, öncelikle nasılsın, neler yapıyorsun? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şirketinizde neler yapıyorsunuz bu aralar? Bildiğin gibi benim şirketim nadir hastalıklar üzerine çalışan bir sağlık şirketi. Son dönemde çok yüklü miktarda biz yatırım almaya başladık. Bu yüzden projelerimizi hızlandıralım dedik. Eğer projelerimizde başarıya ulaşırsa hem azınlıkta kalmış birçok hastaya umut olacağız, hem de dünyanın ilk üç büyük şirketi olmayanında ilerliyoruz. Peki şirketinizin hikayesi ne? Nereye dayanıyor temeli? Ben küçüklükten beri bilime ilgiliydim zaten. Lisede biyoloji olimpiyatlarına katılmıştım. Orada aldığım madalya beni gerçekten çok motive etti. Sonra üniversiteye başlayınca da laboratuvarlarda kendi projelerimi yürütme imkanı buldum. İşte aynı zamanda tıp fakültesinde kulüplerde direktörlük görevleri almaya başladım. İşte labda çalışmak güzeldi, direktörlük yapmak güzeldi ama bu tek yönlü işler asla benim için yeterli olmadı. Hani çok yönlü bir şey yapmam lazım, ne yapabilirim falan filan derken girişimcilik vaktiyle karşılaştım. İşte ne zaman? 2020'de, bir 17 yıl önce. Onun bir fellow programı vardı, ona başvurdum. İşte kabul edildim. Sonra bir sürü etkinlik düzenlendi. Etkinlikler sayesinde hem liderlik ruhumu hem girişimcilik ruhumu geliştirme imkanı buldum. Sonra dedim ki artık benim de girişimcilik ekosistemine yani dahil olma vaktim geldi. İyi ki de öyle demiştim, çok mutluyum. Bunun sayesinde hem yardıma ihtiyacı olan bir sürü insana el uzatma imkanı buldum. Hem çok sevdiğim bir işte çalışıyorum. Hem gerçekten büyük bir başarıya imza attım. Peki geleceğin bilim insanları için neler planlıyorsunuz? Biz şirket olarak özellikle genç bilim insanlarını desteklemeye oldukça fazla önem veriyoruz. Onların tercihlerine göre tam zamanlı ya da yarı zamanlı laboratuvarda ya da şirkette çalışma imkanı sunuyoruz. Ve bildiğimiz üzere her sene bağış etkinlikleri düzenliyorsunuz. Bu seneki organizasyonun planları neler? Biz yine geleneği bozmayalım dedik açıkçası. Yine dans gösterilerimiz ve keman dinletilerimiz olacak. Ama aldığımız haberlere göre bu yıl bizzat sen de sahne alacakmışsın. Evet, ben kendim bildim bile zaten halk oyunu oynuyordum. Yani birçok kez sahneye çıkmıştım. Üniversitede dansçı olarak kulüplerde görev almıştım. Zaten o zamandan sosyal iletişim olan ilgim iyice artmaya başlamıştı. Sonra dedim ki zaten ben bu işi bu kadar seviyorum. Neden arkadaşlarla birlikte sahneye çıkmayayım ki? Ve seyircilerimize de hatırlatalım. Bu seneki bağış gecesi haftaya salı günü saat 8'de hem sosyal medyada hem de kanalımızda canlı olarak nakler yayınlanacak. Biz bunu online'a da bağış toplama kararı aldık. Göndereceğimiz tüm bağışlar nadir hastalıklardan muzdarip hastalarımıza iletilecek. Bu yüzden bizim için gerçekten çok önemli. Şimdiden başlarınız için teşekkür ederiz. Esra, bu güzel konuşman için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığın için aynı zamanda. Bu haftaki programımızın maalesef sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.